Merhaba, Yoldan Çık sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız Tolga ile Engin. Tolga ile Engin'in Türkiye'deki motosiklet kullanıcılarının ilgisini çekecek bir projesi var. Bu proje Türkiye'nin ilk mobil motosiklet uygulaması. İsmi Motorin. Bugün Motorin'in özelliklerinden bahsedeceğiz. Gireyim. Motorin motosiklet kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu her türlü özelliği barındıran bir mobil uygulama. Bu mobil uygulama özellikle Tolga ve benim günlük hayatta karşımıza çıkan bazı zorluklardan yola çıkarak bu mobil uygulamayı biz hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu mobil uygulamanın en önemli özelliği içinde bütün özellikle İstanbul için içinde bütün servis noktalarını barındırıyor olması. Servis noktalarının tüm iletişim bilgilerini, yeterliliklerini kullanıcılar bu mobil uygulama üzerinden takip edebilecekler, görebilecekler. Bu hizmetlere puan verebilecekler. Bu hizmetler için yorumda bulunabilecekler. Motorinde yani İstanbul'daki ve Türkiye'deki yetkili ve özel servislerin bir firisti olacak. Doğru, aynen. İlk önce İstanbul ve yakın zamanda Türkiye çapında olmak üzere bütün özel ve yetkili servislerin iletişim bilgileri, lokasyonları, bununla ilgili yeterliliklerinden kastım verebildikleri hizmetleri kastediyorum. Bütün bu bilgilere mobil uygulama üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyor olacaklar. Örneğin bir servise yolda kaldıkları zaman bir servise navigasyon sağlayabilecekler. Motosikletle ilgili bir mobil uygulama geliştirmeye nasıl karar verdiniz? Evet, yani böyle bir mobil uygulamanın ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yolda kalmayan motosikletçi yoktur. Yolda kaldığımız zaman da ilk ihtiyacımız olan en yakın servise nasıl ulaşacağımız. Biz bu problemden yola çıktık. Motosiklet kullanıcılarının servislerle ilgili en büyük sıkıntısı da servislerin sunduğu hizmetin kalitesi. Bu Doğru. konuda bir yenilik getirecek mi Motorin? Şöyle bir düşüncemiz oldu. Bir servisin kalitesinin yukarı taşınması, o servisten hizmet alan insanların bunu müspet ya da menfi dile getirmesiyle yükselebilir. Dolayısıyla biz de kullanıcıların bu servis noktalarından aldıkları hizmetle ilgili bu hizmete yıldız verebilmelerini, daha önemlisi bu hizmet için yorum yapabilmelerini sağlıyoruz. Tabii ki önemli olan burada hizmetin alınmış olması. Yani alınmamış bir hizmetin bir yorumu olmayacak bu uygulama içerisinde. Yani boşuna kalabalık yorumlar Hem olmayacak anladığım kalabalık, kadarıyla. doğru, hem kalabalık hem de olmaması gereken afaki yorumlar uygulama içerisinde olmayacak. Daha önce internette hangi servise götüreyim, acaba iyi midir, bu servis hakkında biri kötü bir şey söylemiş midir, söylememiş midir gibi çok uzun sıkıntılı bir süreci böylelikle tek bir servis altında toplamış oluyoruz Motorin'le anladığım kadarıyla. Kesinlikle şöyle bir farklılık oluşturuyoruz aslında kullanıcılar için öncelikle. Kullandığınız motor tipine göre ya bir grubu takip ediyorsunuzdur ya da ona göre bir sayfa takip ediyorsunuzdur. Şimdi siz acil durum halinde böyle bir ayrım gözetemezsiniz. Ulaşabileceğiniz ilk yeri ararsınız. Dolayısıyla biz her kullanıcı tipinin her servisle ilgili geçmiş tecrübelerini ve yaşadıkları tecrübeleri aktarabilmelerini ve bunun herkesin görebilmesini ortak bir platforma taşıyoruz. Evet, belki de böylelikle servis kalitesini de zamanla yukarı çıkacak, çekecek bir uygulama olabilir bu. Şöyle söyleyeyim, işte biraz önce Engin de bahsettiği gibi biz zaten birer motosiklet kullanıcısıyız. Bu projenin doğuşunda da zaten yaşadığımız sıkıntılardan yola çıktık. Bu kesinlikle bir kullanıcı odaklı proje, her şeyden öte. Şu şekilde bir fayda sağlayacak. Siz o servisin ne hizmetler verebileceğini yeterliliklerinden bir kere takip ediyor olacaksınız. İlan ettiği o yeterliliklerin doğru mu değil mi veya kullanıcıya ne kadar aktardığını yorumlardan görebileceksiniz. Tabii ki bu bir servis kalitesinde artışı getirecektir. Çünkü dediğim gibi bundan önce çok dağınık olan bütün bilgiler artık tek bir platformda olacağından dolayı kalitede herkes özen gösterecektir. Kullanıcılar da zaten kaliteli işlerini aradığı için çok daha rahat ulaşıp kendi isteğini karşılayacaktır. Çok güzel.
Servis kısmı motosikletin bir gerçeği tabii ki ama bütün olay bu değil. Aynen. Muhtemelen aynen. İçinde bizim uygulamadan her gün bir motosiklet kullanıcısı olarak yararlanabileceğimiz başka özellikler de olacaktır diye kesinlikle tahmin ediyorum. Tabii yani bunun yanında her bir kullanıcı aynı zamanda bir sosyal platform olarak kullanabilecekler motorini. Nasıl kullanacaklar? Kendi kişisel bilgilerine girebildikleri bir alan olacak. Kendilerini kayıt edebilecekler. Bunun sonucunda harita üzerinden kendi arkadaşlarını diledikleri takdirde, arkadaşlara izin verdikleri durumda takip edebilecekler. Yine bu harita üzerinde etkileşimli bir harita. Bu harita üzerinde tüm servis noktalarını ya da motorcu dostluğu mekanların pinlerini görebiliyor olacaklar. Dolayısıyla sadece servis anlamında değil, diğer bazı faydalar anlamında da bu uygulama kullanıcıların başucu uygulaması olacak diye düşünüyoruz. Evet, rotalar yaratacağız belki değil aynen, mi? Evet, sizin aklınıza geldi. Rotalar yaratacağız. Bu rotaları nasıl yaratacağız? Harita üzerinden rotayı başlat, bitir şeklinde bir gezin sonucunda bir rota oluşturabileceksiniz. Bu rotayı, oluşturduğunuz rotayı paylaşabileceksiniz arkadaşlarınızla. Puanlar verebileceksiniz veya yorumlar yapabileceksiniz. Mesela geçen yaz benim başıma geldi. Balıkesir tarafında çok böyle izbe sapa bir dağ yolu buldum. O yolu diğer benim gibi enduro kullanan arkadaşlarım da bilmesini isterim şahsen. Bu rotayı mesela en başta ben motorun vasıtasıyla, motorun uygulaması vasıtasıyla başından sonuna kadar takip edip bunu harita üzerinde diğer motosiklet, motorun kullanıcılarına yayınlayabiliyor olacağım. Böyle avantajları olacak. Evet. Rota dedik, yapacağımız yolculukları paylaşabiliyor olacağız dedik. Peki uygulamanın önemli bir kısmını oluşturan servis ağıyla ilgili bu yolda benim başıma bir şey gelse bununla ilgili bir servis sunuyor musunuz uygulamanın içinde? Evet, aslında bu sunuyoruz tabii ki. Bunu üç başlıkta bakabiliriz bu olaya. Birincisi her servisin, bazı servislerin kendi bünyelerinde yol yardımları olabiliyor. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinde bu yol yardımı olan servisleri görebiliyorlar. Haritada yolda kaldım mesela. Bana kim servis verebilir? Orada haritada görebiliyor olacağım ben anladığım kadarıyla. Aynen. Servis bazlı bir yol yardımı alabiliyor olacaklar. Ama bazen bu yeterli olmayabilir. Mesela örnek veriyorum, gece 2'de yolda kaldınız. Açık bir servis bulmak zaten zor kendi başına. Bu gibi durumlarda acil yol yardımı hizmeti veren firmalar var biliyorsunuz. Bu firmalardan özel indirimler talep ettik biz. Bu indirimleri uygulama üzerinden kullanıcılar yol yardımı çağırıp indirimli bir şekilde bu hizmetten faydalanabiliyor olacaklar. Veya şöyle de bir uygulamanın güzel bir tarafı olacak. Yolda kaldınız. Herhangi bir şekilde yol yardımından ziyade kendi başınıza bu işi halletmek durumundasınız bir şekilde. Bu gibi bir durumda kendinizin zor durumda olduğunu gösterebileceksiniz. Harita üzerinde diğer motorin kullanıcıları sizi evet bu arkadaş burada zor durumdadır şeklinde sizi görebilecekler. Evet. Umuyoruz ki diğer motorin kullanıcıları da buna kayıtsız kalmıyor. Bunun uygulamanın çok kendine az bir güzel tarafı olduğunu düşünüyorum. Belki sırf bundan dolayı bile bir kullanıcı kitlesi oluşacaktır diye tahmin umuyoruz, ediyorum. Evet, umuyoruz. Çok güzel. Bir de şeyden bahsedelim. Bütün akıllı telefonlarda çalışacak herhalde bu uygulama. Evet, ya bütün akıllı telefonlarda çalışacak. Sadece yani uygulamanın niteliği itibariyle çok eski telefonlarda, ilk nesil akıllı telefonlar hariç olmak üzere diğer bütün telefonlarda, yani bugün insanların elinde olan telefonların %90'ında, 95'inde bu uygulama çalışıyor olacak. Evet. Ne zaman kullanmaya başlayabileceğiz böyle güzel bir uygulamayı? İnşallah fuarla beraber, Motoshow fuarıyla beraber 25 Şubat'ta tüm kullanıcılar hizmetine girecek. Servislerin yorumlanacak olması bence çok güzel bir özellik. Çünkü gözümüz gibi baktığımız motosikleti bir servise emanet ettiğimizde, özellikle ilk defa gittiğimiz bir servisse, nasıl bir hizmetle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ya da kulaktan dolma ya da internetten okuduğumuz bilgileriyle yola çıkıyoruz. Sanırım güzel bir özellik olacak bu.
Kesinlikle öyle olmasını umuyoruz. Zaten dediğimiz gibi birinci fayda kullanıcıya getireceği faydalar da olacak. Bunu ilk sağlayacak argümanlardan biri de yapılacak yorumlar. Kullanıcılar ne kadar hızlı bir şekilde tecrübelerini uygulama içerisindeki servis noktalarıyla ilgili aktarırsa o kadar kaliteli bir şekilde diğer kullanıcılar da, potansiyel motosiklet kullanıcıları da dahil en hızlı çözüme ulaşacaktır. Evet, belki motosiklete yeni başlayan, yeni motosiklet almış kullanıcılar için daha faydalı olacaktır. Çünkü işte belli bir sürenin üzerinde motosiklet kullanan insanlar az çok işte aradıkları servisi bulmuş oluyor. Tabii ki Engin benden daha tecrübeli. Ben kendi adıma 10 seneyi devirdim artık motosiklet üstünde. Ama benim bile hala şu anda soru işaretlerim olabiliyor bazı konu başlıkları altında. Tecrübesi olmayan kişiler de onca kişinin tecrübesini tek bir alanda görebiliyor olacaklar. Dolayısıyla pek çok soru işaretini ortadan kaldıracak. Ben biraz teknolojiye yakın bir insanım. Böyle benzer bir uygulama görmedim. Sanırım bir alternatifi yok bu uygulamanın Türkiye'de. Çok doğru söylediniz. Bunu hobi edindim. Yani sadece buna benzer bir uygulama bulmayı hobi edindim, bulamadım. Türkiye'de bir ilik olarak hizmet veriyor olacağız. Anladım. Kullanımı da oldukça kolay olacaktır diye düşünüyorum. Tabii kullanıcı dostu olduğumuzu söyledik. Bu sadece motosiklet kullanıcısının dostu değil, bireysel anlamda da kullanıcı dostu. Mümkün olduğu kadar en basic şekilde tasarladık programı. Zaten güncelde ve mevcutta bir sosyal platformda olan insanlar da çok hızlı bir şekilde uygulamaya giriş yapabilecekler farklı şekillerde. Bir e-mail adresi sahibi olmak uygulamamıza giriş yapmak için yeterli. Akabinde uygulama içerisinde de gerek servis aramalarda, gerek arkadaş eklemede, rota oluşturmada, gruplara dahil olmada her başlık altında sadece birkaç adım içerisinde tüm isteklerinizi karşılıyor olacaksınız. Motorin bence çok güzel bir fikir. Kutlamak lazım böyle bir fikri hayata geçirdiğiniz için. Bence motosikletçiler için oldukça yararlı bir uygulama olacak. Bunun mobil formatta olması da yoldayken bazı bilgilere ulaşmamızı çok kolaylaştıracak. Ayrıca motosikletçiler arasında yardımlaşma sağladığı için çok da güzel sonuçlara varacak bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Şahsen ben çıkar çıkmaz uygulamayı deneyeceğim. Size de tavsiye ediyorum.